Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Nurun Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için el açması, balon gibi kabaran, içerisine çökelik ve maydanoz koyduğum çok lezzetli gözleme tarifim var. Bu gözlemenin lezzetine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden kat kat ayrılan bu leziz gözlemenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak tabii ki hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Bunun için 4 çay bardağı unu yurma kasesinin içerisine koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Unun ortasını biraz açıyorum. Tam ortasına 1,5 çay bardağı suyu ekliyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek ilk önce spatula ile yavaş yavaş yan taraflarından un alarak karıştırıyorum. Hamur ağırlaşıncaya kadar bu şekilde devam edeceğim. Hamur ağırlaşmaya başladıktan hemen sonra spatulayı içerisinden çıkartıyorum. 2-3 dakika boyunca elimle yoğuruyorum. hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra hamuru tezgahın üzerine koyuyorum. 2-3 dakika boyunca da özlü bir hamur elde edinceye kadar burada yoğuruyorum. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Hiçbir bekleme işlemi yapmadan hamuru 4 parçaya kesiyorum. Kestiğim parçaları beze haline getiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Servis tahtasının üzerine biraz un koyduktan sonra bezeleri bunun üzerine koyuyorum. Daha sonra üzerlerine biraz un serpiştiriyorum. Temiz bir poşeti geçirerek 20 dakika boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bu arada da 100 gram tereyağını erittim. İçerisine 50 gram zeytinyağını ekliyorum. Bu iki yağı güzelce karıştırıyorum. Bezelerimiz yeterince dinlendi. İlk yapmış olduğumuz bezeyi tezgahın üzerine koyuyoruz. Altına üstüne biraz un koyduktan sonra parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda buna benzer birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bezemizi yeteri büyüklükte açtık. İçerisine sıvı yağ ve tereyağı karışımından döküyorum. Fırça yardımıyla her tarafın yağ olmasını sağlıyorum. Daha sonra uç kısmını ortaya doğru katlıyorum. Diğer ucu da onun ucuna gelecek şekilde katlıyorum. Bu kısmı da tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. İç harcı olarak çökelek ve maydanoz kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İç harcını koyduktan sonra kenar kısımlarına çok gelmeyecek şekilde elimle yayıyorum. Daha sonra uç kısmını ortaya doğru katlıyorum. Burayı da tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Boşta kalmış ucu diğerinin üzerine doğru katlıyorum. Katladığım bölümü parmaklarımla biraz sıkıştırıyorum. Daha sonra her iki kenarı da oklava yardımıyla bastırarak sıkıca kapatıyorum. Kızdırmış olduğumuz tavanın içerisine ilk yapmış olduğumuz gözlemeyi koyuyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Koyuyoruz 1-2 dakika sonunda hemen hızlıca çeviriyoruz. Çevirdiğim bölümü tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Daha sonra diğer tarafını çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Bu aşamadan sonra artık gözlememizi sık sık çevirerek pişireceğiz. Her zaman söylediğim gibi bir tarafını pişireyim, daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirdiğiniz zaman hem içerisi pişmiş oluyor hem de çok lezzetli oluyor. İlk gözlememizi pişirerek alıyoruz ve hepsini sırasıyla pişiriyoruz. Bu yapmış olduğum malzemelerle 4 tane gözleme elde ettik. Sizler arzu ederseniz bu oranı artırabilirsiniz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün gözlemelerin hepsini bu şekilde hızlı hızlı çevirerek pişirdim. Sizlere bu leziz ve tadına doyamayacağınız gözlemenin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Kat kat ayrılan, fosur fosur kabaran çok lezzetli gözlemelerimiz oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.